Fiziği nasıl? Uzun boylu. Başka? Köylülüğünü aldırmazsan yakışıklı diyebiliriz. Uzun boylu, yakışıklı, fazla konuşmayan biri. Böyle birini hafife almasan iyi edersin oğlum. Aklın alıyor mu baba? Adam Allah'ın dağlısı. Sıla bu adamdan neden etkilensin? Kadınların neden etkilendiğini anlamak için bir ömür harcadım ben oğlum. Kadınlar gücü ve iktidarı sever diye de bitir. Klasik olsun. O dediğin zayıf kadınlar için geçerli. Ama ben güçlü kadınların sırrını hala bulamadım. Baba, benim gidip o adamı yok etmemi istemiyorsan ara artık bakalım lütfen. Evliliğiniz bizim için çok ani oldu, biliyorsunuz. Her şey bittikten sonra haberimiz oldu. Malum düğüne de gelemedik. Artık af buyurursunuz. Bu da Sıla için. Umarım beğenirsiniz. Vallahi Esma bunları seçebilmek için günlerce uğraştı. Ne gerek vardı? Zahmet etmişsiniz. Estağfurullah. Burhan Bey, ben size bir şey soracağım. Madem İstanbul'da da şirketleriniz var, İstanbul'a gelmeyi düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorum. Haklısınız. Aslında insanın memleketi gibisi yoktur, değil mi? He ya. Tabii siz gelmeyince Sıla da gelemez. Evet. Benim de şu anda bütün şirketin işlerinin ağırlığı sırtımda. Sıla'ya çok büyük bir miras kaldı. Fakat onun holdingi yönetebilmesi imkansız. Ne bilgisi ne de tecrübesi var. Miras Sıla'ya mı kaldı? Evet. Amcam bütün mal varlığını Sıla'ya bıraktı. Ya. Hoş geldin Sıla'cığım. Canım, biz de şimdi eşinle İstanbul'daki şirketler hakkında konuşuyorduk. Şirketler başı boş kaldı. Yavrucuğum, sen de ilgilenemiyorsun. Tek yakınlı olarak bana vekalet vermeni isteyecektim. Neden vekalet vereceğim? Şirketleri yönetebilmem için. Şimdi şirketleri yönetirsin. Zamanla da paraları konarsın, değil mi Burhan abi? Ne münasebet canım. Öyle öyle. Senin buraya gelme sebebin belli oldu. Vekalet alıp babamın paralarına konmak. Senin üvey baban benim öz amcamdı Sıla. O parada benim de hakkım var. Hani samimiydin? Hani buraya kendini affettirmeye gelmiştin? Ben senin umrunda bile değilim, değil mi? Miras bana kaldığı için arayıp soruyorsun beni. Sen gerçek yüzünü annemlerin öldüğü gün gösterdin zaten. Sıla'cığım, bir vekalet olayını neden bu kadar büyütüyorsun yavrum? Düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Sen buradan şirketleri idare edemezsin ki. Burhan Bey, bu geceyi artık bitirsek iyi olacak. Aa, ne yani? Kovuyor musunuz? Evet. Aynen sizin beni kovduğunuz gibi. Size daha önce de söylemiştim. Derhal buradan gidin. Burhan, kalk lütfen. Bu kadar laftan sonra kalacak değiliz zaten. Lütfen, bir daha da gelmeyin. O gün de demiştiniz, benim sizin gibi akrabalarım yok. Öyle mi? Var mı yok mu? Bunu sizinle mahkemede hesaplaşacağız küçük hanım. O parayı sana da, bu köylülere de yedireceğim hesap. Pışt! Burhan Bey, bizim Sıla'nın parasıyla işimiz yok. Beni daha fazla sinirlendirmeden derhal buradan gidin. Azat ver hediyelerini. Müsaadenizle. Gidiyor musunuz efendim? Evet. Biraz beklerseniz hemen arabayı getirteyim. Haydar, koş. Şu düştüğümüz duruma bak Esma. Ne
Ben şimdi bu kızı parçalamayayım da ne yapayım ha? Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum Esma. Şimdi bana hiçbir şey sorma, bilmiyorum. İstanbul'a gidince düşüneceğiz. Şu davayı mutlaka kazanmamız gerek. Mutlaka. Akrabanın akrabayı yaptığın akrep akrebe yapmazmış. Yazık ya. Çok üzülmüş Sıla. Üzülür tabii. Adamın gözü bacımın parasında. Ah, Burhan orada olmayacaktı ki ben ona gününü gösterecektim. Tövbe tövbe. Narenim. Ama gördün mü Narenim? Bacım resmen zengin oldu. Sıla zaten zengin. Ağa karısı o. Abimle olan her şey onun. Orası da doğru ya. İşte bu kadar varlığın içinde yokluk çekiyoruz Narenim. Sen de biliyorsun halimi. Gün boyu 20 dönüm tarlayı süreceğim diye ırgat bekliyorum, elde var sıfır. Üstelik ağrıma da gidiyorum. Ağanın damadı böyle tarla başında bekler mi hiç? Sen üzme kendini Nazadı. Burada yatamazsın. Ailen de, tören de umurumda değil. Zaten öyle bir niyetim yok. Ne olmuş biz yukarıdayken Kevser? Benim bir şeyden haberim var mı ki? Benim yanımda bir laf ediler mi? İyi, iyi. Zamanı gelince anlatırlar. Ayşe! Buyur ağam. Çabuk bana arka taraftaki odayı hazırlat. Orada yatacağım. Peki ağam. Nasıl isterseniz. Bunlar yüzlerini ellerine almışlar artık hanım. Hiçbir şey saklama gereği duymuyorlar. Görüyor musun Kevser kadın? Evet baba. Saklamıyoruz. Karımla aram iyi değil. Siz de daha fazla çomak sokmayın. Sana bu oyunu sürdüreceğimizi söylemiştim. Aşiret bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğunu sanmam. Seneye bir de erkek çocuk evlat ediniriz istersen. Onu daha düşünmedim. Ama zorda kalırsak bakarım. Emin ol ki burada o kadar uzun kalmayacağım. Allah rahatlık versin. Tamam Emre. Ne yapıp edip orada olacağım. Merak etme. Şimdi kapatmam lazım.